Evrenin sonsuz karanlığında, sayısız yıldızın parıltısı arasında gizlenen büyüleyici yapılar bulunur. Bu engin boşlukta, gaz ve toz bulutlarının bir araya gelerek yeni yaşamlar yarattığı kozmik bulutsular vardır. Orion bulutsusu, içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinde, Orion takım yıldızında yer alan ve Dünya'dan yaklaşık 1344 ışık yılı uzaklıkta bulunan devasa bir yıldız oluşum bölgesidir. Avcı bulutsusu, Messier 42 veya M42 olarak da bilinen bu bulutsu, yoğun gaz ve toz bulutlarından oluşur ve genç yıldızların doğduğu aktif bir kozmik yapı olarak dikkat çeker. Görünür parlaklığı yaklaşık 4.0 kadir olup, karanlık bir gökyüzünde çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. Bu önemli yapı, Orion Moleküler Bulut Kompleksi adı verilen çok daha büyük bir yıldız oluşum bölgesinin bir parçasıdır. Bu kompleks, Orion bulutsusunun yanı sıra Barnard döngüsü, Atbaşı bulutsusu, Alev bulutsusu gibi birçok dikkat çekici yapıyı barındırır. Orion bulutsusu, fiziksel yapısı itibarıyla yoğun gaz ve toz bulutlarından oluşan devasa bir nebula olup, yaklaşık 24 ışık yılı genişliğinde ve 2000 ila 10.000 Kelvin arasında değişen sıcaklıklara sahiptir. Bu sıcaklık farkları, bulutsunun farklı bölgelerinde meydana gelen yıldız oluşum süreçleri ve iyonlaşma seviyeleri nedeniyle ortaya çıkar. Özellikle bulutsunun merkezi bölgesinde bulunan trapezyum kümesindeki genç, sıcak yıldızlar, çevrelerindeki gazları güçlü mor ötesi ışınlarıyla iyonize ederek bulutsunun parlak bir şekilde ışık saçmasına neden olur. Yoğunluğu oldukça değişken olan Orion bulutsusu, merkezde daha yoğun bir gaz yapısına sahipken, dış katmanlara doğru bu yoğunluk giderek azalır. Bu yapısı, astronomların yıldız oluşumunun farklı evrelerini aynı anda gözlemleyebilmelerine imkan tanır. Kimyasal olarak Orion bulutsusu, büyük oranda hidrojen gazı içerir. Bu, yıldız oluşumu için temel bir bileşendir. Bunun yanı sıra helyum, oksijen, karbon, nitrojen ve kükürt gibi elementler de önemli miktarlarda bulunur. Bu elementler, yeni yıldızların ve gezegenlerin oluşumunda kritik rol oynar. Hidrojen gazının iyonlaşması sonucu ortaya çıkan parlak hidrojen alfa emisyonu, Orion bulutsusunun karakteristik kırmızımsı rengini oluşturur. Ayrıca, bulutsunun farklı bölgelerinde gözlemlenen karmaşık kimyasal reaksiyonlar ve moleküler bulutlar, organik moleküllerin oluşumu için uygun bir ortam yaratır. Bu durum, Orion bulutsusunu sadece yıldız oluşumuyla değil, aynı zamanda evrendeki kimyasal evrim süreçleriyle de ilgili önemli bir araştırma alanı haline getirir. Bu kozmik yapının fiziksel dinamikleri de oldukça dikkat çekicidir. Bulutsunun içinde yüksek hızlarda hareket eden gaz akımları, şok dalgaları ve manyetik alanlar bulunur. Bu dinamik süreçler, yeni yıldızların doğmasına neden olan kütle çekimsel çöküşleri tetiklerken, aynı zamanda genç yıldızların etrafındaki gaz ve toz disklerini şekillendirir. Özellikle bulutsunun merkezinde yer alan ve yüksek enerji radyasyon yayan genç yıldızlar, çevresindeki gazı süpürerek yoğunlaşan bölgeler oluşturur ve bu da yeni yıldızların doğumunu hızlandırır. Orion bulutsusunun kalbinde yer alan trapezyum kümesi, 4 parlak genç yıldızdan oluşan ve bulutsunun aydınlatılmasında kritik bir rol oynayan bir yıldız topluluğudur. Bu yıldızlar, yaklaşık 1 milyon yıl önce oluşmuş olup, gökbilimsel ölçekte oldukça genç kabul edilir. Kümenin en parlak üyesi olan Theta Orionis C, yüz binlerce kat daha parlak ve yaklaşık 40 bin Kelvin yüzey sıcaklığına sahip devasa bir yıldızdır. Bu yıldızın yaydığı yoğun mor ötesi ışınım, çevresindeki hidrojen gazlarını iyonize ederek Orion bulutsusunun karakteristik parlaklığını ve renklerini oluşturur. Trapezyum, adını 4 ana yıldızın gökyüzünde oluşturduğu yamuk şeklinden alır ve bu yıldızlar arasındaki güçlü kütle çekim etkileşimleri, bulutsunun iç dinamiklerini önemli ölçüde şekillendirir. Trapezyum kümesi, sadece ışığıyla değil, aynı zamanda Orion bulutsusundaki gaz ve toz bulutlarının yapısını ve hareketlerini etkilemesiyle de bilinir. Bu genç ve enerjik yıldızlar, güçlü yıldız rüzgarları üreterek çevresindeki gazı süpürür ve yoğun gaz bulutlarını sıkıştırarak yeni yıldızların oluşumunu tetikler. Aynı zamanda bu süreçler protoplanet disklerinin yapısını da etkileyerek gezegen oluşum süreçlerine yön verir. Yapılan gözlemler, trapezyumdaki bazı yıldızların çevresinde bu tür disklerin bulunduğunu ve bunların potansiyel gezegen sistemlerinin temellerini oluşturduğunu göstermektedir. Orion bulutsusunun göz kamaştırıcı güzelliği ve karmaşık yapısının ardındaki en önemli etkenlerden biri olan trapezyum kümesi,
evrendeki yıldız doğum süreçlerini anlamak isteyen gökbilimciler için adeta bir kozmik laboratuvar niteliğindedir. Hubble Uzay Teleskobu ve James Webb Uzay Teleskobu, Orion bulutsusunu inceleyerek bu kozmik doğum evi hakkında önemli keşifler yapılmasını sağlamıştır. Hubble, 1990 yılından beri gerçekleştirdiği gözlemlerle Orion bulutsusunun yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmiş ve yıldız oluşum süreçlerine dair önemli veriler sunmuştur. Görünür ışık ve mor ötesi ışıkta yaptığı gözlemler sayesinde, genç yıldızların etrafında oluşan protoplanet disklerini detaylı bir şekilde gözlemleyerek, gezegen sistemlerinin doğumuna dair ilk somut kanıtlardan bazılarını ortaya koymuştur. Ayrıca, Hubble teleskobunun elde ettiği veriler, bulutsunun yoğun gaz ve toz bulutları arasındaki karmaşık yapıların, yıldız rüzgarları ve radyasyon tarafından nasıl şekillendirildiğini göstermiştir. James Webb Uzay Teleskobu, 2021 yılında fırlatılmasının ardından Orion bulutsusunu kızılötesi dalga boylarında inceleyerek daha önce görülmemiş ayrıntıları ortaya çıkardı. Webb teleskobunun yüksek çözünürlüklü kızılötesi görüntüleri, yoğun gaz ve toz bulutlarının ardında gizlenmiş olan çok genç yıldızları ve henüz tam olarak oluşmamış proto yıldızları gözler önüne serdi. Ayrıca Orion bulutsusundaki moleküler yapıların, kimyasal bileşenlerin ve sıcaklık dağılımlarının daha net bir şekilde haritalandırılmasını sağladı. Özellikle hidrokarbonlar ve diğer karmaşık organik moleküllerin varlığı, Orion bulutsusunun kimyasal zenginliğini ve evrimini anlamak için kritik veriler sundu. Webb teleskobunun güçlü spektrografları, bulutsudaki gaz akışlarını ve şok dalgalarını detaylı bir şekilde analiz ederek, yıldızların çevresindeki malzemenin nasıl şekillendiğini ve dağıldığını ortaya koydu. Orion bulutsusu, insanlık tarafından uzun zamandır biliniyor olsa da, bilimsel olarak keşfedilmesi ve tanımlanması 17. yüzyıla dayanmaktadır. İlk olarak 1610 yılında, Fransız astronom Nicolas Claude Fabre de Peirce tarafından teleskop kullanılarak gözlemlendi ve bir gaz bulutu olarak tanımlandı. Daha sonra 1618 yılında, Johann Baptist Cissat, Orion bulutsusunu daha detaylı bir şekilde inceleyerek gözlemlerini kayda geçirdi. Ancak, Orion bulutsusunun gerçekten bir nebula, yani gaz ve toz bulutlarından oluşan bir yapı olduğu, 1656 yılında Christian Huygens tarafından yapılan detaylı gözlemlerle ortaya konuldu. Huygens, Orion bulutsusunun merkezi bölgesindeki parlak yapıyı dikkatlice çizmiş ve bu bölgenin ışığının tek bir yıldızdan değil, dağılmış bir gaz ve toz bulutundan geldiğini açıklamıştır. Bu keşif, astronomide yeni bir dönemin başlangıcı olmuş ve gökyüzündeki diğer benzer yapılar için de bir referans noktası haline gelmiştir. 18. yüzyılda Fransız astronom Charles Messier, Orion bulutsusunu 1774 yılında kendi ünlü kataloğuna Messier 42 olarak ekledi. Messier, kuyruklu yıldızları ararken sıkça karşılaştığı bu tür bulanık nesneleri kataloglayarak, kuyruklu yıldız gözlemcilerinin yanıltılmasını önlemeyi amaçlıyordu. Orion bulutsusunun bu katalogda yer alması, daha geniş bir astronomi topluluğunun dikkatini çekmesine ve daha detaylı araştırmalar yapılmasına olanak sağladı. 19. ve 20. yüzyıllarda daha güçlü teleskopların geliştirilmesiyle, Orion bulutsusunun yıldız oluşum süreçlerine ev sahipliği yapan aktif bir nebula olduğu anlaşıldı. Spektroskopik analizler, bulutsunun kimyasal bileşimi ve fiziksel koşulları hakkında detaylı bilgiler sunarak, Orion bulutsusunun evrendeki en önemli yıldız üretim noktalarından biri olarak kabul edilmesini sağladı. Bu keşifler, Orion bulutsusunu sadece astronomik gözlemler için değil, aynı zamanda yıldız oluşumu, kimyasal evrim ve kozmik yapıların anlaşılması açısından kritik bir araştırma alanı haline getirdi. Bu nebuladaki yıldız rüzgarları ve şok dalga etkileşimleri, bulutsunun yapısını şekillendiren önemli dinamik süreçlerdir. Yıldız rüzgarları, genç yıldızlar tarafından yayılan yoğun ve hızlı bir gaz akışıdır. Orion bulutsusundaki trapezyum kümesindeki yıldızlar, güçlü yıldız rüzgarları üreterek çevrelerindeki gaz ve toz bulutlarını etkiler. Bu rüzgarlar, bulutsudaki gaz ve tozu bir anlamda şekillendirir ve bulutsunun farklı bölgelerinde şok dalgalarına yol açar. Bu şok dalgaları, gazın sıkışmasına neden olarak yıldız oluşumunu teşvik eder. Orion bulutsusunun geleceğinde milyonlarca yıl boyunca yeni yıldızlar oluşmaya devam edecek ve bu süreç, bulutsu içindeki gaz ve tozun yoğunlaşmasıyla sürecek. Ancak zamanla, yıldız rüzgarları ve süpernova patlamaları gibi güçlü kozmik olaylar, bu gaz ve tozu uzaya dağıtarak, bulutsunun yavaş yavaş dağılmasına neden olacak. Sonunda, Orion bulutsusunun yerinde,
doğmuş olan yıldızlardan oluşan bir yıldız kümesi kalacak. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.